Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle size kuş filesi macerasının sonucunu göstereyim. Biliyorsunuz 10 gün önce almıştım bunu. Önce bir malzemeyi göstereyim size. Malzeme çok ince bir ip. Eskiden ördüğümüz dantel ipi, yastık kenarı, işte masa örtüsü, fiskos gibi ördüğümüz ipler kadar incecik bir ip. Belki videodan şu an kalın görünüyor ama gerçekten incecik. Uzaktan böyle yok gibi bir şey. Güzel mi? Evet, güzel. Güneşimi engellemeyecek şekilde güzel ama kenarı yok arkadaşlar bunun. Kenarsızdı. Şöyle göstereyim size. Yani orası falan şu an tam oturmadı. İlk taktığımızda o kenardaki ip yoktu. O ipi ipsiz haliyle olmadı. Yani şekli, şeması kaydı ve bizi gerçekten çok zorladı. Takarken çok zor. Ha, şöyle sadece düz bir balkon olsaydı belki rahat olurdu ama benim şu köşe böyle geliyor. Bir de böyle döndüğü için ben burada çok sıkıntı çektim. Almak isteyenler düz balkon için evet alsınlar, güzel. Ama takmadan önce yine de üzerine şöyle bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Aynen benim şuraya göstereyim bir dakika, şurası da aydınlık bakın. Şöyle kenara şeylerin arasından, şunların arasından böyle ip geçirirseniz takması çok kolay. Rahat duruyor. Yani şöyle düzgün duruyor, takabilir. Ama dediğim gibi tek cepheye. Ama benim böyle iki cephe olduğu için çok sıkıntı çektim. Gördüğünüz gibi şuraya şu demirden şöyle pet şişesi koydum oraya. Bir de şunu diyeceksiniz ki videolarda bu niye orada? Bunu da şöyle uzaklaştırsın diye, şöyle bir açsın diye onu oraya doğru sıkıştırdım. Delikli olması avantajım. Hava sirkülasyonu işte ikindi güneşini de engellemeyecek şekilde. Bunu da buraya böyle asayım diye taktım. Fakat asmadım. Çok ağır oldu arkadaşlar. Asmak için. Çok geçirgen taşlı bir toprak olduğu için asmadım. Bu da burada böyle görünüyor. Sizi rahatsız etmesin yani görüntü. Açıklama yapayım dedim. Konuyu da dağıtmayayım. Dediğim gibi en sonunda takabildik. Şu an itibariyle iyi. Üstten kesinlikle kuşlar giremez. Fakat alttan şu taraf iyi. Dediğim gibi bu tarafta açıklık kaldı. Bilmiyorum. Oradan da kuşların, bir de şurası açık kaldı arkadaşlar. Şöyle. Şu köşe açık kaldı. Yani çok öyle artık buraya girmeye cesaret edeceklerini zannetmiyorum. Girerlerse çünkü çıkamayabilirler. Çok sıkıntı çekebilirler. Sonra da iplere takılırlarsa da ona da üzülürüm. Gerçekten hani böyle de olsun istemiyorum. Aslında aklıma gelmedi. Hani kuşlarımız evet sukulentlerimizi yiyorlar. Tamam açlar. Yemelerini de bırakın arkadaşlar. Biz bunları düzenli bir de ilaçlıyoruz. İşte fungisit için, işte insektist olsun, işte mantar hastalığına karşı olsun, yerlerse bu sefer de zehirlenip ölürlerse o da gerçekten çok üzücü. Bu benim sonradan aklıma geldi. Taktıktan sonra iyi ki böyle bir şey yaptım. En azından çevrede kümes var. Kümesten gerçi kümesin sahibi de her tarafına kuş girmesin diye o da kafes yapmış ama bizim burası müstakil evler arkadaşlar. Sofra bezi çırpıyoruz. İşte bahçeye, kedilere, köpeklere illaki yem bırakıyoruz. Ben bahçeye işte pirinç, haşladığım pirinçten, bulgurdan bırakıyoruz. Ama kuş işte bu. Geliyor bizim sukulentlerimize dadanmak istedi. Dadandı. Tadına da baktı. Ama yeter değil mi? Yeter artık yani. Artık başka yerden baksın. Karnını doyurmak için biz elimizden gelen her şeyi de yapıyoruz. Eşim olsun, ben olsun bahçeye
yiyeceklerini, yemlerini bırakıyoruz yani. Böyle bir anlatmak. Bir de alırsanız arkadaşlar, yani 1 metre fazla alın derim ölçüyü. Çünkü ya şu köşeden kaynaklandı bilmiyorum. Şu tarafı mesela kapatamadım. İşte boy olarak boyu aşağıyı tam şu demire kadar gelmedi. Yani bağlamaya çalışsak bağlarız belki ama hatta şöyle göstereyim bakın. Şöyle evet esneklik var. Ama bu sefer yukarıyı çok kasıyor. Şurayı çok kasıyor. Bakın böyle şey şu tel olmasa, şu tel olmasa yani benim saksılarıma kadar değecek. Sonra da bu sukulentlerimin işte boyları uzadığı zaman buralara takılıp yapraklarını dökecek. Yani siz almak isterseniz 1 metre fazla alın ölçüyü. Bir de kuş filesi olarak almak isterseniz arkadaşlar bunu değil de ben baktım çok inceledim. Kedi filesi var. Kedi filesi bundan biraz daha kalın ve onların kenarlarında da bantlar var. Bant geçirilmiş olarak var. İçlerine de kuş gözü yapılmış. Yani böyle delik delik bantlarda hemen direkt o kancalara takması kolay olacak şekilde. Öyle hazır da var. Direkt dikilmiş olarak geliyor. Onların fiyatı da uygun. Yani böyle bir çözüm yaptım kendimce. Biraz zor oldu, çok uğraştırdı. Çiçekleri indir kaldır. Birçoğunun da yaprakları tabii koptu, döküldü. Öyle de zarar oldu. Ama şöyle kısaca size bir anlatmak istedim. Hava çok soğudu. Polarları bir haftadan fazla hatta ara ara giyiyorduk da şimdi artık iyice polara, kalınlara büründük. Hava yağmurlu dünden beri ara ara yağıyor ama sukulentlerime gelmedi. Bir yağmur suyundan daha henüz nasiplerini alamadılar. Öyle olunca da ben şu küçük bebeklerin etraflarına şöyle minik minik sular gezdirdim. Şurada şunu gördüm hemen kökü çıkmış dışına. Ona bir yardımcı olayım. Şuraya hemen takalım. Yani çok kurumuşsa eğer azar azar verebilirsiniz. Bunları suladım. Bunlar çok kurumuşlardı. Onun haricinde evet gayet iyiler. Bakın bu First Lady'min yaprağı arkadaşlar. First Lady'min yaprağından almıştım. Ama şöyle göstereyim bakın. Köklenme oluyor ama bebek verir mi bilmiyorum. İnşallah bebek de verir. Yeni başlayanlar sessiz olun sakın. Bunu yerinden böyle oynatmayın. Ben şimdi bunu tekrar bakın kabartacağım. Burayı böyle şey sert bir toprak olarak vermeyeceğim. Şu taş şurada. Şöyle dikkatlice koyacağım. Siz oynatmayın yerinden. Ben size göstermek amaçlı şimdi çıkardım. Bu ne olmuş burada? Bu da trompetimin ucu zaten kırılarak kopmuştu. Bunu buraya koymuşum ama bundan hayır yok. Şuradan kenardan attım gitti. Evet. Erkenden Ağustos gibi aldığımız yapraklar gördüğünüz gibi bebek vermeye başladılar. Aşama aşama kopardık tabii. Bir rozetten alt yaprakları alıp tekrar alana kadar aradan neredeyse 1 ay geçiyor. O 1 ay zarfında bunlar kökleniyor. Arkadan işte yeni yatırdığımız bebekler, yapraklardan yeni bebekler geliyor. Böyle burası. Bu saksımı doldurmuştum aslında. Bir şuraya kromalarımı dikmiştim ama çelik olarak diktiğim kromalar var. Onlar köklendi. Onları buraya dikeceğim, aktaracağım. Oradakileri bir dikime kullanacağım. Onları aranjmana kullanacağım daha doğrusu. Onu da yine birlikte çekeriz inşallah. Havalar da o kadar bulutlu bilmiyorum nasıl çıkar. Şu an yağmurlu, hafif çiseleyip duruyor. Çok böyle
yağdığı yok. Bakın bu burayı sevdi. Uçulardan şöyle yeni yeni. Şöyle uzaktan daha güzel oluyor. Sarı sarı verigatalı. Yeni sürgünlerimiz çıktı. Çok mutlu oldum. Onun haricinde bakıyoruz. Hep böyle işte kontrollerimizi yapıyoruz. Sularını, işte durumlarını, yaprakların yumuşamışlığını kontrol etmemiz şart. Gözümüz üstünde. Victor'dan değil de, pardon, neydi? Letizia'dan yaprak almıştım. O da bakın orada büyüdü. İki tane rozet çıkarmış. Albert çok güzel renklendi. Oradakiler çok güzel renkleniyor. Orada o saksımı, Albert'imi kuşlar öbür köşede yemeye başlamışlardı yine. Ucundan şu filelerden çıktıkça buraya aldım. Artık bunlar da rahat ettiler. Bir huzura erdiler. Bu da bakın bu şey arkadaşlar. Subsessilis monstrosa. Bakın yapraklarından anlaşıldığı gibi onun bebeği. O da orada büyüyor. Burada bu güzelim burayı sevdi. Hemen hızlıca da yapraklarından çiçekler, gözyaşları oluşuyor. Üşüyünce bu bile kızardı. Şu anki rengi gördüğünüz gibi bu ama gerçek rengi farklı, daha güzel. Bence şöyle. Elimden ceviz kabukları hala, ceviz boyası pardon, çıkmadı. Çok çirkin bir böyle kesiyordu arkadaşlar, kabuklarından ayırırken böyle ellerimizi çentikliyor. Lekeli lekeli oluyor, sonra aralarına giriyor. Bakalım buralara gözyaşları düşmüş. Onlardan bir şey olacak mı? Şu Dasiflin minorları arkadaşlar, üretemeyenler var aranızda. Bununla da şöyle hemen kısacık bir bilgi vereyim ben. Bu Dasiflin minoru tutturmakta korkmayın. Bakın ben şurada şunu göstereyim hemen. Şöyle bir saptaydı bu. Şu kameradan şöyle hemen bir tutabilirsem ucunu göstereceğim size. Şöyle bakın bunu böyle sıyırın arkadaşlar, yaprak olarak dökün. Toprağın üzerine ya da başka bir tabağa sıyırın yapraklarını. Şimdi nereden göstereyim? Şuradan. Şöyle böyle çekin. Dökülüyor. Bakın dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle saksılarımızın, toprağımızın üzerine serpiştiriyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bırakın bir kenarda dursun. O sonra bebek verecek, yavru verecek. Şu an vermiş olanları size göstermek istiyorum da. Her zaman elime geçer ama şu an var mı? Bir bakayım, bakayım, bakayım. Cımbız olsa tabii daha rahat göstereceğim size de. Şöyle şunu bir çevireyim. Şuradan bir tane gözüme ilişti ama alması da o kadar zor ki. Aha, bakın. Size şöyle göstereyim. Görün. Bakın. Bu kendi kendine böyle hem kök hem bebek verecek. Emin olun. Bakın o bile yaprağın üzerinde kök vermiş. Üretmesi çok kolay. Çok basit. 2-3 tane yaprak elinize geçse bir sürü saksıyı doldurur arkadaşlar. Bakmayın ben buraya şimdi mini minnacık böyle serpiştirdim ama burası dolup taşacak yani, bir ay sonra veya yazın görseniz burayı, baharın, dolup taşacak ama ben seviyorum. Böyle yüzeyi örtücü olan türleri çok seviyorum. Her yerde vardır benim bu. Şundan da saksılarımı aralarını artık dikiyorum. Onlar da çok güzel renkleniyor. Ondan da yer örtücü olarak bayağı bir elimde. İyi ki üretmişim, çoğaltmışım. Çok güzel renkleniyorlar. Çok tatlı bir gül formu var. Şöyle gül formundalar. Ve güneşi görürlerse de çok güzel kızarıyorlar. Evet.
Pasiflorum çok var. Yani minorum var. Ben bu uzayan yapraklarından böyle çekiyorum, çekiyorum. Bundan sonra ne yapıyorum? Şuraya mesela şu saksımı orada şöyle oralara serpiştiriyorum. Oralarda da olsun. Olsun. Her yerde olsun. Bakın bunun arasında da kuş tüyü var. Görüyor musunuz? Bunu da yemeye çalışmışlar. Ya da yediler. Ben fark edemiyorum. Göremedim. Bu da artık yeni sürgünler veriyor. Gördüğünüz gibi yeni topçuklar veriyor. Bu da büyüyecek. Şöyle bunu da üretemeyenler arkadaşlar, şöyle saksınızın üzerine şu alt kısmı yalnız hani şöyle gelecek şekilde yatırırsanız oradan o aralardan yaprak aralarından hep kök verir. Bu klasik türlerden. Bunu büyütmesi çok kolay. Sıkıntı değil. Burada da Mirineyan var. Orada da yine bir tane Veligatalı Krasulan var. Ondan çok öyle büyütemedim. Büyüyor, tam oldu diyorum. Başka bir saksıya aktarıyorum. İşte rahat durmuyoruz. Elimiz durmuyor. Bırakalım değil mi? Orada bir çoğalsın. Yok. Ay çok güzel olmuş. İşte bir karış olmuş. Al öbür tarafa aktar derken o toprağa adapte olurken kaybediyoruz yani. O tür sonra oraya adapte olamıyor. Çürüme oluyor. Sevmiyor orayı. Suyu çekiliyor. Böyle kayıplarımız olabiliyor. Şu. Bu da mozaik. Mozaikli. Kompaktum olan. Kompaktum var ya. Pahiveria. Ondan kamp ateşimiz kızarmış. Renk katmış araya. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle kısaca. Bir de size pardon. Şöyle bir uzaktan çekeyim. Bir genel olarak göstereyim. Burası böyle. Görüntü güzel. Hoş görünüyor aslında. Evet. Artık benim de içim rahat. Şimdilik herhangi bir şey yok. Çok şükür. Buraya yine bunu koydum. Tamam, böyle. Burayı da göstereyim. Sonra da videomu sonlandırayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.